Ne denir böyle bir günde? Bilmiyorum İlyas. Allah sana sabır versin. Sabır yetmez Rıza Müdürüm. Beni yaşatmaya yetmez. Biliyorum. Haklısın. Samir. O ölmeden ben ölmeyeceğim. Yakalanacak. Bu delilik bir yerde bitecek, biliyorsun. Bitecek. Bana yardım edin. Son dileğim gibi düşün Rıza. Bana yardım edin. Hoş geldiniz. Samir Bey de sizi bekliyor. Patron, misafiriniz var. Otur. Sonunda meşhur Feyza Hanım'la tanışıyoruz. Bugün ne kısmetmiş Samir Bey. Memnun oldum. Nasıl, beğendiniz mi evi? Çok beğendim. Nereden buldunuz? Eski bir tanıdığın evi. Burada sizi kimse aramaz. Hem büyük hem de gazdan uzak. Tam size göre. Doğru. Tam bana göre. Buyurun. Ev ve diğer lojistik ihtiyaçlar için. Teşekkürler Samir Bey. Abi çok beğendim. Aynı zamanda çalışma tarzınızı da çok beğendim. Eğer isterseniz bu gördüğünüz zarflardan birçoğunu kazanabilirsiniz. Anlıyorum. Güzel teklif. Ama karşılığında ne yapacağım? Eşimle hekimlerin olduğunu biliyorsun. Bir yanda Türk polisi, bir yanda Amerikalılar. Kendilerinin içindeyim. Beni buradan sen kurtaracaksın. Sahte pasaport bulabilir misin? Uzmanlığım değil. Ama birilerini tanıyorum. Güzel. 48 saatin var. Anlaştık. O zaman ben gidiyorum. Kahve söylemiştim. Yok teşekkürler. Tamamdır, teşekkürler. Gerisini biz hallederiz. Bu kat kapalı. Müşteri, garson, temizlikçi kimseyi almıyorsunuz. Tamam. Efendim, yemek. Bırak çık. Tamam. Soğan çorbasına benziyor. Mercimek çorbası. Ya, bon appetit. Merci. Sınırdan çıktığımız gibi geri döndük. Gümrük polislerini sahte kimliklerle atlattık. Güç bela İstanbul'a geri geldik. Ve senin ilk istediğin şey bu çorba oldu. That's weird. Beni bırakın da ne yapacağız ona karar verin. Samir'den paramızı geri alacağız. Gürültü yapmadan, sessizce. Samir'i nasıl bulmayı planlıyorsunuz? Biz de sana onu soracaktık. Samir'i bulmak için Mesut komiseri takip etmelisiniz. Mesut epeydir peşinde. Yakında bulacaktır. Mesut, o yanındaki sarışın ve diğerleri. O ekip bizi çok yordu. Hepsi çok becerikli. İşiniz hiç kolay olmayacak. Ne olacak şimdi? Ya savcı bize inanmazsa? Bütün delilleri topladık. Merak etme. Masum olduğunu kanıtlayacağız. Nasıl merak etme Hakan?
Ya tutuklanırsam? Sakin ol. Başak gelince ne yapman gerektiğini anlatacak ama. Hah, geliyor. Geciktim biraz, kusura bakmayın. Bütün gece dosyaya çalıştım, sabah da uyanamadım. Serap nasılsın? Gerginim. Hakan çok iyi bir avukat olduğunu söyledi. Bütün hayatım senin elinde. Farkındayım. Öncelikle sakin olmalısın. İfadenle, delillerle masum olduğunu kanıtlayacağız. Ve buradan tertemiz bir şekilde çıkacaksın. Sana güveniyorum. Savcım. Burada göreceksiniz, müvekkilim o adamlar yüzünden az kalsın kaza yapıyordu. Sonra saklanmak için inşaat alanına doğru koşuyor. Sonrasında da o adamlar tekrar peşinden geliyor. Buraya gir, buraya. İn çabuk. Emin misin lan? Eminim. Bin, polis çabuk hadi. Sür, çabuk. Ama geri dönüp gidiyorlar. Büyük ihtimalle polisin siren sesini duydular savcım. O yüzden kaçıyorlar. Gördüğünüz gibi Yeliz intikam istediği için Serap'ın peşine düşüyor. Beni mi arıyorsun? İntikam mı? Bu görüntülerden öyle bir niyet okuma yapmak zor. Ama müvekkilinizin Yeliz'i evinin önünde saldırdığını biliyoruz. Yeliz! Bedelini ödeyeceksin! Hanımefendi, durun hanımefendi. Hop! Dur! Senin yüzünden intihar edersen! O bir anlık öfkeyle oldu. Sayın savcım, müvekkilimin o konuda hatalı olduğunu ve bu yüzden şüphe çektiğini farkındayım. Arkadaşını koruma güdüsüyle bir hata yaptı. Ama Yeliz, attığı iftirayla belki de bir insanın hayatına son vermesine sebep oldu. O başka bir dava. Evet, ama bu davaya da etkisi var. Bu görüntüler, sunduğunuz deliller hiçbir şey ifade etmiyor. Savcım, bakın, müvekkilim şiddetin içine doğmuş gençleri korumak için derneklerde çalışmış birisidir. Polisle işbirliği yaparak bir davanın da çözülmesine yardım etmiştir. Şiddete karşı mücadele eden bir insan katil olabilir mi savcım? Afiyet olsun. Eline sağlık kardeşim. Afiyet olsun. Eline sağlık Mazlum. Sağ olasın. Merhabanız bile yok bir daha Rıza babayla değil mi? Bizim. Evet sizin tabii. Aramadın sormadın hiç. Ne diyeceğim arayıp? O kadar kötü müydü sahiden ya? Baya ağır konuşmuşlar. En çok da Mesut. İnanırım. Ya vallahi öyle değil ya. Üstü şahit işte. Şahidim. Evet öyle. Oğlum o kadar lafı. Bana etsen yerimden kalkamazdım. Adam yine bozmadı kendini de yürüdü gitti. Ha, ben suçluyum yani. Öyle mi şimdi yani? Oğlum suçlu falan aramıyoruz. Yani böyle bir kıyamet koptu mu herkes birbirine girer. Alışacağız tamam. Ama sonra tamir etmek lazım. Oo tamir bırak usta Allah aşkına ya. Mesut. Gidip Rıza babanın gönlünü alman lazım. Yani böyle kırgın kalamazsınız birbirinize. Çocuk gibi böyle küsüp barışacak mıyız? Ne yapacağız yani? Anlamadım ben yani. Anlama lan. Anlama. Bir şey de anlamadan yap. Yap diyorsak yap. Ne oldu başkomiserim? Emir mi veriyorsun şimdi? Ha bir de Hüsnü'ye bozul da tam olsun artık yani. Ayarın kaçıyor oğlum, ayarın. Senin tehlikedeydi, oydu buydu anladık tamam da. Yani ama karşındaki de Rıza baba lan. Gurur yapacağın en son adam. Ya yok gururundan falan değil de yani. İnadından. Bravo. Bu işte. İnatsın sen. Ama yapma. Bak hepimizi sever. Ama seni başka sever Rıza baba. Yakışmıyor böyle ikinize de. Tamam. Şey bir ara şey yaparız. Ben merkezde falan bulurum şey yaparım. Şeyme yapma. O gün nasıl takır takır saydı sana adama? Aynen öyle git. Al gönlünü. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.